Merhaba arkadaşlar, Merhaba. hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayçiçeği ile güzel bir bluzun anlatımını yapacağız. Şöyle başlangıç olarak arkadaşlar malzemelerimiz zemin olarak şunu da göstereyim ben arkayı sizin için hazırladım şu şekilde. Bu 36 beden için. 36, 40, 42 bedenler için de aynı şeylerde gidebilir ipleriniz. Şimdi bu zemin renginden yani bu renkten iki tane alabilirsiniz. Diğer renklerden birer tane zaten artar yeterli olur. Kaç beden örürseniz örün iki tane zemin için yeterli olur. Tığ numaramız bir 3 numara bir de 3,5 numara kullanacağız arkadaşlar. Hem üst tarafında hem alt tarafında inceltme kalınlaştırma yapacağımız için iki tığ birden kullanacağız. Gerekli malzemelerimiz bunlar. İpin markasını vermiyorum. Yazlık istediğiniz iplerden yapabilirsiniz. Şimdi motifimizden başlayalım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 12 tane motiften oluşuyor. Ön tarafa 6 motif, arka tarafa 6 motif ile dilerseniz arka tarafı düz de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben motifli yapmayı istedim. Onun için o tamamen size kalmış bir şey. Şimdi başlangıç olarak 3 numara tığımızı aldık. Kahverengi ipimizle. Tabii ki ayçiçeği bu renklerden hoş oluyor. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Fakat bu tam ana rengi. Kahverengili koyu renk olanla ortasını başlayalım. Buraya bir 6 tane zincir çekelim. Zincirimizin diğer köşesine bunu kapatalım. İçinden kaydırarak geçirdim. Daha sonra 3 zincir çekelim. Aslında hani yaparken bilen arkadaşlarımız çok kolaylıkla yapar ama hiç bilmeyenler için detaylı anlatmak istedim. 3 tane zincir çektik. İlmek aldık. Yaptığımız boşluğun içerisine iki defa da çıkartarak trabzan yapıyoruz. İlmek alıyoruz. Boşluğa battık. Bir, iki defa da çıkartarak trabzan yaptık. Bunu 16 tane yapalım arkadaşlar. ...16 tane doldurduktan sonra bu ortamızı hiç ilmek falan almıyoruz. Direkt karşı taraftaki zincirin tepesine ipi içeriden kaydırarak şu şekilde kapattık ve bir zincir çekip artık bu ipi kopartıyoruz. Ayçiçeğimizin İlk sırası bitmiş oluyor. Bunu ben arkadan biraz gezdireceğim daha sonra. Şu şekilde. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Diğer rengimize geldik. Yine ipimizi bir tane zincir çekerek sabitleyelim. Daha sonra yuvarlağın bu yaptığımız trabzanların tam tepesinde herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Hemen buradan ipimizi buraya sabitledik. Şimdi şöyle bir uzatalım. Sanki arkadaşlar lif örer gibi. Şu kadar uzattıktan sonra ilmek alalım. Aynı yere bir tane daha yaptık. Uzattık. İlmek aldık. Bir kere daha battık. 2 ilmek aldık.
Bir kere daha 3 ilmek aldık. 4 tane dolgu yaptık. Bunların hepsini birden çekiyoruz. 1-2 tane zincir yapıyoruz. Daha sonra ilmek alıp hemen yandaki trabzanın tepesine, hemen yanı başındaki aynı şekilde uzattık. İlmek aldık, uzattık. İlmek aldık, aynı yere 4 defa yapıyoruz. Sonra hepsini bir kere de çekip 1-2 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu fıstıklarımız oluşuyor. Yani ilmek alıyoruz ama örmeden çekip uzatıyoruz. Lif örer gibi 4 defa her bir boşluğun içerisine dolduruyoruz. İlmek aldık, hemen yan taraftakine. Hepsini birden çekip 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın. İlmek aldık. Çok uzun çekmenize gerek yok. Çok uzun çekerseniz burası biraz potlaşır. Şu gördüğünüz şu kısım biraz pot olur. Bakın bu kadar yeter. İlmek aldık. Hemen yan boşluğa. Bir, aynı şekilde iki ilmek aldık, aynı yere üç ilmek aldık, aynı yere dört tane uzatarak ördük, hepsini bir çekip iki tane zincir çektik. Bunu bütün trabzanların tepesine buraya kadar uygulayarak gelelim arkadaşlar. Biraz elimde izleyin diye de bıraktım böyle. Hepsini bir çektim. Bakın bu şekilde oluyor. Sona kadar gelelim. Son kısma geldik. Şimdi burada 2 tane zincir çekmiştik en son. İlk başlangıç yerimizin tepesine ilmek almadan içinden geçirerek bir zincir çekip bu ipimizi de artık kopartıyoruz. Yani yaptığınız 16 tane olması lazım fıstıkların arkadaşlar. Şimdi bunu yine ben içeriden geçireceğim. Şöyle bir dursun. Sonra diğer ipimize geçiyoruz. Yani asıl rengimiz olan sarıya. Bunda da yine ipimizi sabitleyelim. Tığımıza bir zincir attım ve sabitledim. Şimdi burada da herhangi bir yerinden başlayarak şu boşluklar, iki zincir çektiğiniz boşlukların arasına diğer fıstıkları yapacağız. Herhangi bir yere İpimi sabitledim. Şimdi burada arkadaşlar yine uzatalım biraz. Yani 1 santimden birazcık fazla oldu. Tabi bu eliniz alıştıkça daha çok yapabileceksiniz. Birazcık uzattıktan sonra ilmek aldık. Aynı yere alt kısımda yaptığımız gibi 4 tane batıp şu şekilde fıstığımızı yaptık. Arada 3 tane zincir çektim. Bazen 2 bazen 3 de çekebilirsiniz. Bu elinizin şu ayarını bulana kadar arkadaşlar. Yani çok kıvrılmasın, çok da kiloş olmasın. O yüzden arada 2 arada 3 tane çekebilirsiniz. Şimdi ilmek aldım yine. Hemen diğer yan boşluğa uzattık. 1 2 ilmek aldım, 3 4 hepsini birden çektik, 1 2 tane çektim. Şimdi
1 2 1 3 de çekebilirsiniz. 1 2 1 3. Hep 2 çekerseniz çok böyle büzüşür arkadaşlar. Şöyle bazen yorumlarda benim motifim düz olmuyor, kenarlar toparlanıyor diyorsunuz ya. Aslında aralarda bir tane fazla çekin. Eliniz sıkı olur. Bizimkine benzemez ya da ne bileyim ipinizden dolayıdır. O yüzden aralarda düzgün bir motif elde etmek için 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. İlmek aldım. Diğer boşluğa. Çektik. 1, 2 zincir çektim. Bunu bu şekilde arkadaşlar son sıramıza gelene kadar yapalım. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Bir bunu çekip bir tane de bunu çekebilirsiniz. Biraz daha uzun olsun derseniz. Tekrar göstereyim onu da size. Önce bu yaptıklarımızı, sonra diğerini. Gerçi baktığınız zaman hemen hemen aynı oluyor. O birazcık daha uzamış oluyor. Bakın şimdi burada benim aralarına 2 zincir çektiğim biraz toparlanır gibi oldu ya. Şimdi burada hemen bir 3 çekip burayı bir rahatlatacağım. Dört tane dolgu yaparak aralara 2 veya 3 zincir çekerek bak sona kadar şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bitirdik. Diğer ipi kapattık. Şimdi zemin rengimizi alalım elimize. Hangi renkten yapacaksak o rengimizi de sabitledik. Hemen herhangi bir yerinden bu ipimizi sabitledik. Bir zincir çekerek. Şimdi burada 3 tane zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı boşluğa ikili trabzan 2. İlmek aldık. 1, ikili trabzandan 3 tane yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı yere tekrar. Yani şu köşemizi yapacağız. İlmek aldım. Evet. Şu şekilde. Arada bir zincir çekip ilmek alıyoruz. Diğer boşluğa hemen hiç boşluk bırakmadan diğer boşluğumuza 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bir trabzan da diğerine yapıyoruz. Bir zincir çektik. Hemen diğer boşluğuna 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani köşeden sonra 1, 2, 3 tane olacak. Sonra bir zincir çekip buraya da bir köşe daha yapıyoruz. Bu köşelerde biraz uzatırsanız motifiniz biraz daha böyle yuvarlak gibi değil de kare şeklini alırsınız. Biraz daha köşelerde uzun çekmeye gayret edin. Çekemezseniz İlk 3 kere de çıkartabilirsiniz. Onu göstereyim size. 2 tane yaptık. Mesela ilmek aldık. Şunu 1, şunu 2, şunu 3 defa da çıkartabilirsiniz.
Burada köşede 1, 2, 3 tane zincir alıp ilmek aldık aynı yere. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 defa da çıkartıyoruz. İlmek alıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkartıyoruz. Arada yine bir zincir çekip devam ediyoruz. İkili trabzana geçtik tekrar. 3 zincir, ilmek, bir tane zincir, yan boşluğa bir daha. Yani 3 tane şuradaki yaptığımız gibi 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekip aralara. 1, 2, 3 tane daha trabzan yaptık. Bir zincir çekip ilmek alıyoruz. Şimdi diğer köşeye geldik. Burada ne yapıyorduk? Uzun olması için 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. Aynı işlemi 3 tane yapalım. Üç tane zincir çekelim. Sonra ilmeği aldık. Aynı yere 1, 2, 3 defa da çıkartarak bir köşe daha oluşturduk. Yine 3 tane yapıp bir köşe, sonra 3 tane yapıp burayla birleştireceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar geleceğiz şimdi. Üç tane yaptım, bir zincir çektim. Üç tane trabzan daha yapıyoruz, bir zincir çekiyoruz. Her bir boşluğa trabzanlarımızı yapalım. Şimdi bir zincir çekip son köşemizi de buraya yapalım. Üç defa da çıkartalım. Köşe olduğu için uzun olsun. Bir zincir çekip 3 tane olan şu trabzanlarımızı da yapalım. Şimdi bitiş yerimize geldik. Burada yine bir zincir çekip ilk başlangıç yerimizin tam tepesine içinden kaydırarak bir zincir çektik ve ipimizi koparttık. Bunu hemen şu şekilde kapatalım. Şimdi bunları eklemesini göstereceğim. Nasıl ki ip koparmadan motif birleştirme de yapacağız şimdi. Şimdi başka yerlere gidip onu aramamanız için ben size şöyle kısaca anlatarak şöyle yapalım motiflerimizi. Koyduk böyle değil mi arkadaşlar? Şu ucundan başlayacağım. Böyle geleceğim şuraya. Sonra bunu buraya ekleyeceğim. Gideceğim geleceğim şuraya. Bunu ekleyerek gideceğim. Şuraya geleceğiz. Buradan da böyle yukarıya geleceğim. Şimdi yaparak gösterelim. İlk motifimizi aldık elimize. Zemin ipimizle artık ipimizi kopartmadan yapıyoruz. Köşeye battık. Hiç yapmayan arkadaşlar için göstermiş olayım. 3 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi aralarda tek zincir çekerek normal aralarımızı 3'er tane yaparak devam ediyoruz. Şu şekilde. Bu kısımda yaptığımız gibi.
aralara yine bir zincir çekerek köşeye geldik. Köşede yine köşemizi yapıyoruz. Buraya köşe, buraya köşe, şuraya kadar bir şekilde gelelim arkadaşlar. Ne yaptık? Buradan başladık, geldik, köşemizi yaptık. Tekrar üçer tane aralara bir zincirle köşeye geldik. Tekrar diğer son köşemize, yani şu köşeyi yap, şu sırayı yapmıyoruz. Şuraya geldik ve köşenin yarısını yaptık. İki zincirle ters tarafını kendinize çevirin. Diğer yan motif alıyoruz. İkincisinin ters tarafı içe baksın. Düz tarafı sana bakacak. Köşesine ilmek alıyorsun. Hemen köşesine ikili trabzan yaptın. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha. Sonra bir zincir çekerek hemen bu karşıdaki boşluğa tığımızı takıp içeriden ilmeğimizi çektik. Bir zincir çekerek ilmeğimizi aldık. Şimdi bu motife devam ettiğimiz için hemen aradaki boşluğa 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Hemen şu yan boşluğa karşılıklı bir oradan bir oradan alarak bir zincir çektik. Birleştirerek devam edelim. 3 tane battık. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi karşılıklı bir oradan bir oradan alarak burada bir zincir çekiyoruz. Hemen şuradan boşluktan tığımızı takıp ilmeği içeriden çektik. Çekerken de içinden geçirdim zaten. Bir zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz karşıya. Zaten arkadaşlar genelde bütün videolarımda, motifli olan videolarımda birleştirme nasıl olduğunu hepinize gösterdim, biliyorsunuz. Şimdi şöyle tutalım. Şimdi köşeye geleceğiz. Köşeden burayı birleştirmeden şuraya kadar geleceğiz. Şimdi köşeye geldiğimizi göstereyim. Bir zincir çekip karşılıklı birleştirerek gidiyorum. Bir zincir çektim. Son yerimi de birleştiriyorum. Bir zincir çekip köşeye geldim. Köşede 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekip diğer köşenin tam orta yerine ipimi geçirdim. Şu şekilde 2 zincir çekip köşeyi tamamlayıp 3 tane trabzan yaparak köşeyi de tamamlayıp devam ediyorum düz bir şekilde 3 tane dolgularımı yaparak. Bunu bu şekilde arkadaşlar. Şuraya kadar geleceğiz. Burada nasıl bunu eklediysek diğer motifimizi de buraya ekleyeceğiz. Şuraya geldiğimizde üst tarafa geçeceğiz. Ben bu videonun alt kısmına ip kopartmadan nasıl birleştirir onu da linkini de atacağım. Oradan da daha kolaylıkla bakabilirsiniz. Şimdi bu şekilde şunu da birleştirip şuraya gelene kadar yapacağız. Bakın buraya geldim. Yarım köşeyi yaptım. Şurada ne yapmıştık? Şu şekilde tersini çevirdim. Diğer motifi aldım. Köşesinden önce 3 tane yaptım. Bir zincir çekip hemen karşısına diğeri gibi birleştirerek çıkalım. Birleştirdim. Burada yaptığımız işlemi şu köşeye geldik. 3 tanesini yaptık köşeye. Sonra ne yapıyoruz? Tersini yine kendimize çekip bu sefer buraya bu motifimizi ekleyeceğiz. Aynı alt kısımda yaptığımız işlemin aynısını hemen bu üst kısma işleyeceğiz. Yani şuraya. Şimdi 3 tane yapıyoruz.
Şuradan hemen aldık. Bu karşıya kadar gelelim. Şimdi buraya gelmiştik. Bu üst motifimizi şuraya ekleyerek geldik. Şimdi şuraya kadar çıkalım. Sonra bu motifimizi böyle buraya kadar ekleyelim. Sonra bunu düz çıkıp şu şekilde ekleyelim. Şimdi bunu düz çıkalım yukarıya. Ne yaptık? Buraya kadar geldik. Köşenin yine yarısını yaptım. Şu tepeye geldim. Yine ters tarafı bana bakacak. Motifimizi aldık. Ters şey düz tarafı bize bakacak bu sefer. Şimdi şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın. İlk yapanlar için çok önemli burası. Bunu buraya ekleyeceğiz. Sonra da diğer tarafını ekleyeceğiz. Şimdi bunu köşeden 3 tane yaptık yine ekleyerek bir zincir çekip alt kısma kadar gidelim. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Şu köşeye kadar ekleyelim. Bir zincir çekiyoruz. Hemen diğer tarafa. Üç tane köşeye geldik. Üç taneyi doldurduktan sonra iki zincir çekip bakın köşe yerdeyiz. Tam köşenin orta yerine tığımızı batıralım. İki zincir çekip bakın şöyle olmuş oldu. Her anında göstermek istiyorum. Şimdi de burayı birleştirerek şuraya kadar gelelim. İki zincir çektik. Köşeyi de tamamlayarak bir zincir çekip hemen yandaki boşluğa karşılıklı ekleyerek gidelim. Yine göstereyim size. Bakın. Hep karşılıklı örerek, karşılıklı birleştirerek şu köşeye kadar gelelim. Köşeye geldik, yarısını yaptık. Hemen burayı birleştirdik iki tane zincirle. Sonra iki zincir çekip şurayı yukarıya kadar köşemizi önce tamamlayalım. Köşeleri her yerde tamamlayacağız arkadaşlar. Yarısına gelince birleştirip yarısından sonra tamamlayacağız. Ve şu tepeye kadar geleceğiz. Sonra nasıl buraya geldik? Bunu bu şekilde ekledik. Şuraya geldikten sonra da bu şekilde buraya ekleyerek şurada bitirip dümdüz şekilde bu tarafa çıkacağız. Yukarıya geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Ters çevirdik. Düz tarafı bize bakıyor. Hemen köşeden 3 tane trabzanımızı yaparak karşılıklı ekleyerek aşağı tarafa doğru diğer köşeye doğru geleceğiz. Yani şöyle göstereyim hemen şu şekilde. Burayı ekleyeceğiz köşeye sonra şuraya geleceğiz. Motif işlemimiz bitti. Ekledik. Şuraya kadar da geldik. Şimdi buradan sonra şu ara yerlerdeki yarım motifleri nasıl köşemizi tamamlayacağız onları da göstereceğim. Şimdi burada hemen şuraya kadar mesela burayı yaptık en sonu birleştirdik iki zincir çektik ilmek aldık köşemizi tamamlıyoruz. Bütün köşelerin tamamlanması lazım. 3 tane doldurduk. Köşemize geleceğiz. Köşeyi normal köşe yapacağız.
Şuraya kadar gelelim yine. Köşemizi yaptık. Normal aralarda yine bir zincir çekerek üç tane trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Ta ki buraya ilk başlangıç yerimize gelene kadar, yani bu yarım trabzanlarımızı köşe olarak tamamladık. Şu köşeye gelene kadar öreceğiz. Şurayı bir göstereyim. Bütün birleşim yerlerini öyle yapacaksınız. Evet, şimdi bakın köşe yerine geldik. Burada bir zincir çektik. Şunları tamamlayacağız. Yarım bırakmıştık, değil mi arkadaşlar? Aynı yere 3 tane yapıp 2 zincir çekip tam şunun ortasına ilmek almadan battık. Bakın köşemiz burada tamamlandı. 2 zincir çekip şimdi bu diğer köşemizi tamamlıyoruz. Sonra yolumuza aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Bakın köşelerimiz olmuş oldu. Şu köşelerimizi tamamladık. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Bakın yarım köşeler var. Bu köşeleri tamamlayacağız. Bu zaten tam. Burayı da yapacağız. Bu aralardaki köşeleri aynı şekilde yapıp ta ki bu ilk başlangıç yerimize kadar gelelim. Zaten burasını gösterdim size. Burayı nasıl yaptıysak bu eklem yerlerinin şuraları, şurayı aynı şekilde şu köşeye kadar aynı şekilde yapacağız. Diğerine geldim, bakın yine şunu yapmıştık. Bunu aynı yere köşeye yaptım. İki zincir çektik. Hemen orta yerde ilmeksiz birleştirip iki zincir çekip diğer köşemizi de tamamlıyoruz. Evet, başlangıç yerimize geldik. Burada da ne yapıyoruz şimdi? Aynı köşeye 3 tane battık. Bakın buradan itibaren geldim. Burada bir tane zincir çektik ve ilmeğimizi aldık. Şöyle göstereyim. Hemen bu ilk başlangıç yerimize ilmeğimizi aldık. Hepsini birden çekip köşemiz tamamlanmış oldu şu şekilde. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı köşeden 3 tane trabzan yapıp köşelerimiz yarım oluyor biliyorsunuz. Geldiğimizde tamamlayacağız. Dolanıp buraya geldiğimizde bu köşeyi tamamlayacağız. Şimdi burada 1 zincir çekip normal 3 tane trabzan yapıp şöyle göstereyim şimdi anlatarak tüm çevremizini buraya gelerek 1 2 3 defa bütün çevresini dolanıp geleceğiz düz bir şekilde, yani böyle. Şu araları göstereceğim nasıl yapacağınızı. Şurada da gösterebilirim aslında yapmış olduğumuz yeri. Bakın şurada köşeler vardı. Normal buralara da düz bir şekilde, köşe falan tabii ki burada yok artık. Düz bir şekilde yaparak geliyoruz. Hemen bunda da göstereceğim. Bu ilk sırada var o birleşim yerleri. Sonra daha sonra düz bir şekilde devam edeceksiniz. Bu örmüş olduğumuz motiflerin çevresine 3 sıra büyüteceğiz. Şimdi bakın dediğim yere geldik. Bir zincir çekip buraya 3 tane. Bir zincir çekip diğer boşluğuna. Yani burayı artık kapatmış olduk. Sonra normal bir şekilde devam ediyoruz. Bu ara eklem yerlerini aynı şekilde
bakın şurasını yaptığım gibi köşeler köşe olarak tam 3 sıra devam edip bu birleşim yerine geliyoruz. Buraya gelince yine göstereyim ben size. Yine ilk yapanlar için biraz zor olur. Şuraya gelince dolanalım, gelelim. Bir daha dolanacağız. Hepsini göstereceğim şimdi. Yani şu yaptığımız motifin köşesiyle birlikte şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane köşe olması lazım. Şimdi biz 1, 2, 3'üncüyü gidiyoruz. Bunu gidip gelelim. Sonra bir tane daha gidince bırakacağız. Yani 4 sıra olmuş olacak. Bakın şurada 1, 2. Şimdi devam edip şu köşeye kadar gelelim. Yine şöyle bir yaptığımızı gösterelim. Neler yapıyoruz? Bu köşeleri gördüğünüz gibi kapattık. Normal. Diğer köşeye geldim. Bitiş yerim benim burası. Yine burayı yaparak şuraya geleceğim. Evet, köşemize geldim. Affedersiniz. Şimdi bir tane zincir çekip diğer alt köşede nasıl yapmıştık? İlmeğimizi alıyoruz. Karşıdaki ilmeğin tam ortasından şuradan hepsini geçirdik ve köşemizi oluşturduk. Bir daha göstereyim. Bir zincir çekiyoruz. İlmek aldık. İlk yaptığımız, yani şuradaki zincirin tam tepesine tığımızı batıp hepsini birden çekiyoruz. Ve sonra ne yapıyorduk? 3 zincir çekip, bakın hiç köşe birleşme yerimiz belli olmuyor. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 zincir çekip aynı yere yine 3 tane dolgu yaparak aralarda bir zincir çekerek bu şekilde bir sıra daha devam edip buraya gelip aynı şekilde birleştiriyoruz. Ben şimdi bunu şöyle söyleyeyim, yani bu 36 beden demiştim ben size. Bunu büyütmek için ister motif olarak 4 tane 3 sıra değil de 4 sıra 8 motiften yapabilirsiniz ön kısmını. Sonra etrafını böyle bu şekilde 4 sıra devam edebilirsiniz. İsterseniz yine 3 tane motiften 6 tane üst sırasına yaparak sadece bu çevresini 4 değil de 5-6 defa gidip 38-40 bedenlere çıkartabilirsiniz. Sadece bu göğüs kısmı şöyle dikdörtgen şekilde büyümüş olur. Ben şimdi bir sıra daha bitip, yani şu şekilde 36 bedeni tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. Biz şimdi şu kısmını yapıyoruz. Sonra üst tarafını, sonra alt kısmını öreceğiz. Bakın şöyle üstüne koyduğum zaman da tamamlanmış oldu. Diğer son köşemize de geldik. Bunu da birleştirdik. Burada ipimizi hiç kopartmıyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çekip şu kısmına git gel yaparak arkadaşlar, şimdi ilmeğimi, bu tığımızı bırakıyoruz artık. Şöyle göstereyim ben size. Buna denk düştüğü için ben 3 sıra yaptım. 4 sıra değil. Siz 4 sıra yapın 36 beden için. Şimdi bu kısmına Pascal havladı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kısmı şimdi şurada da göstereyim. 3,5 no tığ ile şurasını öreceğiz. Git gel yaparak karşılıklı kaç sıra daha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olacak. Yani şununla birlikte burası 9 sıra olacak şekilde dümdüz örelim. Geldik 3 numara tığımıza. Şimdi burada
Hep üçlü trabzan yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Artık ikili trabzan, iki tane yapacağız. Bakın bu iki taneyi yaptık. Aralarda bir zincir. Artık iki tane. Yani bura uç kısım, etek kısım olacak. Hem de toplamış olacak biraz kendini. Bakın şu şekilde. Aralar bir zincir. İki tane trabzan. Her boşluğa iki trabzan. Aralar bir zincir. Her boşluğa iki tane trabzan. Her boşluğa ikişer trabzan. Aralar bir zincirle bu köşeye kadar gelelim. Evet, buraya geldik. Hemen şuradan bir sıra geldik şuraya. Burada hemen 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Yani burayı git gel yaparak etek ucunu 9 sıra öreceğiz. 4 zincir çekip aynı devam edeceğiz böyle boşluklarda. Bakın ikişer batarak git gel yaparak 9 sıra örelim arkadaşlar. Şimdi ipim bitti. İp değiştiriyorum. Bakın benim markası bu arkadaşlar. Biraz da merserize gibi duruyor ipim. Bilmiyorum sizler bulabilir misiniz? İhraç fazlası ipler de olabilir. Şimdi ipimi bağlayacağım. Şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar size. Biz aynı parçadan bu altılıdan dediğim gibi bir tane daha yapacağız arka için. Yani şu şekilde yapacaksınız. Aynı gösterdiğimin aynısı. Alt kısımda aynı 9 sıra. Üst kısmı da birazdan göstereceğim ama bunun üst kısmı yani arkanın üst kısmını nasıl arkada ördüğümüz gibi üst sırayı öreceğiz dümdüz giderek. İkişer ikişer battık bakın. Kaç sıra öreceğiz? 3, 4, 5, 6, 7 sıra düz bir şekilde örünce arkayı bitirmiş olacağız. Arka bu şekilde ama şimdi ben size önü gösteriyorum. Önün oyuntusu olduğu için onu göstereceğim. Yani arkayı düz bir şekilde bir tane yapabilirsiniz böyle. Aynı bu gösterdiğim şekilde. Şimdi burayı 9 sıra devam ediyoruz yine. Şimdi nasıl gidiyor? Yine göstereyim. Şöyle dediğim gibi 9 sıra fakat şurayla birlikte 9 sıra. 1, 2, 3, 4'ün zaten örmüştük. 5, 6, 7, 8, 9. Yani hepsinin şuranın sayısı 9 olması lazım. Şöyle göstereyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 5 sıra daha ikiliden öreceğiz 4 sıranın üstüne. Böyle bu şekilde devam edelim bitene kadar. Bakın ördükçe alt kısmı biraz toparlanıyor. Yani burası bel kısmımıza gelecek. Lastik yerimiz sayalım. Hem ikili yaptık hem tığımızı da büyüttük. Çünkü biraz gevşek rahat olsun istedim. Bu şekilde alt kısmına doğru yuvarlanacak ve bir son sıram kaldı. Onu da bitirdikten sonra üst kısma geçeceğiz. Bu sona geldik. İpimi burada koparttım. Şimdi bluzun alt kısmını, etek kısmını bitirmiş oldum. Burada arkadaşlar üst kısmını da aynı şekilde şuradan başlayacağım. Burayı yaptığımız gibi, alt kısmını yaptığımız gibi şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada üst kısmını örüp arkayı bitirmiş olacaksınız. Ben arkayı hazırladım. Şunun gibi yapacağız. Ama ön kısmını yine aynı şekilde bu parçadan yapacağız. Yine alt kısmı aynı olacak. Şimdi üst kısmında önde değişiklik tabii ki yaka oyuntusu yapacağız. Dediğim gibi arkayı 7 sırada üst tarafı ördüğünüz zaman arka bu şekilde bitmiş olacak. Gösterdiğim yere kadar. Şimdi ön kısmını geçiyoruz. Burada hemen bu köşeden
Başladım. Yine 3,5 numara tığım. 2 tane batarak, yani alt kısımda ördüğümüz gibi ikişer tane trabzan örerek aralara tek zincir. Burada biraz daha gevşek tutabilirsiniz elinizi, bluzun daha rahat olması için. Bu şekilde düz bir şekilde örüyorum yine. Buraya kadar gelelim. Bir sıra yaparak karşı köşeye geldim. Şimdi burada yine 4 zincir çekeceğiz. Devam ediyormuş gibi bu sefer 7 tane yapacağız. Yani kolumuzun omuz kısmını yapmış olacağız. Yakayı bırakacağız ortada. Arkadaşlar, böyle düz bir kazak olduğu için, yani bluz olduğu için bedenlerini çok kolaylıkla kendinizle belirleyebilirsiniz. Yakasını ne kadar bırakacağınızı, omuzda ne kadar olacağını siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu kendi ölçü bedenimize göre yapacağım. Kaç tane oldu? 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapıp, yani şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Ne demiştik? Arkada düz bir şekilde git gel yapacağız ama yaka oyuntusunu vermek için burada yolumuz ayrıldı. Şimdi burayı 7 tane, yani burayı git gel yaparak omuz kısmımızı örelim. Şimdi bura bitene kadar ben git gel yaparak öreceğim. İlk sıramızla birlikte, hani şuradan bir sıra şöyle düz gelmiştik ikili yaparak. Onunla birlikte 7 sıra tamamlayalım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra benim bedenim için, yani 36 yaptığım 36 beden için yeterli. Şimdi burada hemen arkamızı aldık. Şurası etek kısmı, burası omuz kısmı, yani üst kısım. Bunu alıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu buraya birleştireceğiz. 2 tane zincir, arka oyuntu da yapabilirsiniz ama ben burada bir tane fazlalık yaptım, hem de arka oyuntu olacak. Burada bir zincir çektik. Son kısımda. Şimdi içte tersler iç tarafta. Hemen şu köşeye aldım. Şöyle bir çevirelim kendimize. Omuz kısmı burası. İç taraf dediğim gibi tersler. İlmeği aldım. Nasıl birleştirmiştik arkadaşlar? Bakın buraya dolgu denk gelmiş. Bunu bir önce birleştiriyoruz. Ya da zincir çekip de bir iki tane zincir çekip X yere birleştirelim. Sonra bir zincir çekip karşı yere birleştirelim. Sonra bir zincir çekip yine örmeye, iki tane trabzan yapmaya devam ederek birleştirme yerimizi, biraz karanlık oldu evet ama şu an ipimizden dolayı arkadaşlar, yani orayı buraya motif birleştirir gibi birleştirebilirsiniz. Birleştirmeyi beceremiyorum derseniz bakın şu şekilde oldu. Bir sıra daha fazla örüp, yani şunu örüp dik edebilirsiniz omuzu. Ama bu şekilde daha pratik, daha kolay oluyor. Diğer omuzu da göstereceğim şimdi nasıl birleştirdiğimizi. Karşılıklı motif birleştirir gibi omuzumuzu arka omuza birleştiriyoruz.
Son yeri de yaptım. Bunu birleştirdim. Bir zincir çektim. Diğerine hemen birleştiriyoruz. Bakın. Bunu burada bırakmayıp şunu da örebilirsiniz. Çünkü 3, 4, 5, 6 tane dolgu oldu. Ne demiştik? 7 tane olacak. 2 zincir çekip ister buraya ister dibine tekrar batabilirsiniz. Ve bunu artık buradan koparttık. Görmüş olduğunuz gibi omuzu da birleştirdik. Şimdi gelelim diğer omuzumuza. Şöyle oldu. Evet. Şimdi ipimizi yine tığımızı sabitleyelim. Şu köşeden hemen bakın buradan başlamıştık zaten. Bunun tam tepesine ipimizi sabitledik. Burada zaten dolgumuz var. Bunun üstüne boşluk geleceği için 4 tane zincir çekip hemen diğer boşluğa yaparak 2 tane aralarda bir zincir çekerek bu şekilde gidiyoruz. Kaç tane yapmıştık? 7 tane. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dolgu olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7. Sondaki delikli bakın. Buraya da delikli düştüğü için 7 tane tam gelecek. Şöyle sayalım bir de. Alt kısmıyla birlikte 3, 4, 5, 6, şurada 7. Şurada bitireceğiz. Hemen şuradan da sayalım. Bakın 3, 4, 5, 6, 7. Yani dolgumuz 7 tane olacak. Yedi taneyi tamamladıktan sonra ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Git gel yaparak diğer omuzumuzun ördüğümüz kadar bu tarafa da örüp arkaya ekleyeceğim. Tekrar göstereyim. Bakın şu şekilde oldu. Bunu diğer kısma kadar yapalım. Ne yaptık? Diğer omuzdaki gibi şu ilk sıramızdaki ikili trabzanlar başladığımızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 6 tane burada bir tane de şurası 7 tane olmak üzere bu omuzda bitirdik. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz? Buradan alıyoruz. Tam uç kısmını 2 zincirle ekledik. 1 zincir çektik. Direkt örerek devam ediyoruz. Motif birleştirir gibi karşılıklı şu şekilde birleştiriyoruz. Dediğim gibi bu biraz karışık ama sizin için daha karmaşık olabilir. Onun için dik edebilirsiniz. Örgüde çok ayrıntı şeye de gerçekten gerek yok. Neden derseniz örgü bakın şöyle düzelseniz bile bir tane zincir eksik fazla olması hiç önemli değil arkadaşlar. Sonuncuyu da yapıyorum. İki tane trabzanımı yaptım. Bir zincirle en son deliğimize bunu ekledim. Ve bu ipimi artık buradan koparttım. Şöyle göstereyim. Yaka kısmımız bu şekilde oldu. Şimdi
Umarım buraya kadar güzel anlatabilmişizdir arkadaşlar. Şimdi kol kısmını yapacağız. Fakat şurada bir şey daha söylemek istiyorum bunu yapmışken. Nasıl mı bedenimizi büyüteceğiz? Çok kolay bir bluz aslında. Bu dediğim gibi şu altı motifi yaptık. Siz çok daha büyüğün isterseniz iki tane daha ekleyebilirsiniz. Fakat bu yeterli bence ön kısma gelecek şekilde. Altı tane motifi yaptıktan sonra bunun etrafını ne kadar çok giderseniz bu yan kısımlar o kadar uzayacak ve beden kısmını zaten ölçtüğünüzde size göre olmuş olacak. O 4 sıra gitmişti ki kenar etrafına. Onu siz 5 veya 6 sıra gidebilirsiniz büyütmek için. Hatta 7 sıra bile gidebilirsiniz büyütmek için. Bu parçayı elde ettikten sonra alt kısmını örüyorsunuz düz bir şekilde. Üst kısmını da şunun gibi arkayı düz kısmını örüyorsunuz. Sonra omuzları kendiniz 3'e bölerek yapıyorsunuz. Bu kadar basit bir bluz. Dediğim gibi her bedenini kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar ipimizi taktık. Videomuz biraz uzun oldu ama olsun. Yüklemede biraz zorluk çekiyoruz ama önemli değil. Yeter ki sizlere güzel bir video olsun. Şimdi tığımızı tekrar 3,5 numaramız artık. Bunu motif ve etrafını yaptıktan sonra 3 no'yu bıraktık. Şimdi şuradan kendinize kol evi ayarlaması yapın. Ben şuradan ayarladım mesela arkadaşlar. Şu kadar öreceğimiz için biraz bol istedim ben yazlık bluz olduğu için. Şu kadar benim için yeterli. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle tuttuğunuz zaman şu motifin bakın şurası vardı ya ayarlamanızı öyle yapın. Köşe son köşemiz vardı ya. 1, 2, 3, 4 taneye denk gelecek şekilde şurası yani. Şu köşeyi ben hesaba katarak 1, 2, 3, 4. Yani ben size santimle de ölçeyim. Ama bu beden için geçerli. 17 santim. Dördüncü yerden hemen şuradan bu ilmeğimi buraya bir sabitleyeceğim. Daha sonra burayı açalım şöyle arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde yerimizi belirleyeceğiz. Şura köşeydi. 1, 2, 3, 4. Yani şuraya kadar. Ben şimdi burayı deliklerden şu ikili yaptığımız gibi git gel yaparak nereden baksanız şöyle ölçeceğim. 6 santim veya 5 santim yeterli. 5 santim örene kadar buraya git gel yaparak öreceğim. Bu da kolumuz olacak. Hemen gösteriyorum. Burada taktık tığımızı. Hemen aynı yere bir tane yaptık. Aralar yine bir zincirle. Biraz gevşek yapıyorum şimdi yine arkadaşlar. Kollarımız da biraz rahat olsun diye. İpler biraz katlı olduğu için çıkabiliyor. Bakın burada da nasıl denk geldi şuraya. Hemen boşluğa. Boşluklara. Şurada biraz fazla oldu. Bakın gerilmesin derseniz. Şurada yani tam birleştirme yerine denk geliyor. Şu ortaya yapabilirsiniz. İki tanesini. Sonra yine devam edebilirsiniz. Baktınız geriliyor. Yine arada bir tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Dediğim gibi düz duracağı şekli gelene kadar. Bakın burada bir tane daha yaptım. Yani boşluğa değil şu araya batmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla gerilmesin kol evimiz diye. Bakın. Her
Her bir deliğe yaptım fakat şuraya gelince şu birleştirmenin tam dolgularının üstüne de yaptım. Şimdi yine devam ediyorum. Şu ipimi de içeriden gezdirmeye çalıştım fakat biraz şey oldu. Bakın şimdi köşedeyiz. Şu köşenin yerindeyim. Köşe buraydı. 1, 2, 3. Bir de şunu yapacağız. Dördüncü yere demiştik. Öbür taraftan da. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Yani burası bizim kolumuz. Dediğim gibi 5 santim örene kadar şu şekilde düz bir şekilde yapabilirsiniz. Şunu şöyle de göstereyim size. Şimdi burayı 5 sıra yapacağız ya arkadaşlar. Eğer ki burası size gerilmiş gibi duruyorsa biraz da bol olmasını istiyorsanız her deliğe değil arada bir dolguların üstüne de yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi geri dönüyorum. Beş santim olana kadar git gel yapacağım kolumuz için. Biraz da elinizi bol tutarsanız daha hoş duracak arkadaşlar. Yazlık bluzlar olduğu için şöyle git gel yaparak 5 sıra öreceğim. Evet, kol kısmımızda bu şekilde tamamlamış olduk. Yani şöyle bunu istediğinizde kısa kollu ister hiç yapmayabilirsiniz, ister uzatabilirsiniz, ister uzun yapabilirsiniz bu şekilde. Hiç fark etmez. Kolumuz bu kadar. Yazlık bluz olduğu için arkadaşlar şu şekilde burayı da bu ipimizi kırmadan ister dikerek alt kısmı kadar gelebilirsiniz. İsterseniz de motif birleştirme tekniğiyle karşılıklı birleştirerek gelebilirsiniz. Bunu da siz nasıl isterseniz. Şimdi bu kolu da aynı şekilde ayarlayıp göstermeme gerek yok. Burayı nasıl yaptıysak bu şekilde burayı da yapacağız. Sonra şu alt kısmından etek ucuna kadar dikebilirsiniz ya da karşılıklı örebilirsiniz. Şimdi ben size yakayı da göstereyim son olarak. Çünkü yaka önemli. Biraz daha açık olsaydı bile toplama, mesela büyük beden öreceksiniz ya, yaka biraz açıldı demeyin. Çünkü zaten sizin bedeninize göre olmuş olacak. Yakayı da toparlamış oluruz. Şimdi ben bu renkten tercih ettim etraf kısmını. Siz de tabii ki zevkinize kalmış. Hemen ipimi buraya sabitledim. Şu omuz kısmından başladım arkadaşlar. Ekran biraz evet net oldu şimdi. Buradan her bir ilmeğimize şöyle ilmek almadan mesela boşluğa iki tane, bir bunun tepesine, bir şuraya, aslında doğaçlama modelim nasıl denk geliyorsa aslında iki tane dolguya, iki tane boşluğa denk geliyor. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bura şu köşe yerimiz oluyor. Bakın. Biraz da yuvarlamış gibi olacağız. Kare değil de. Şimdi burada şurası köşe değil mi arkadaşlar? Şuraya batarsanız böyle devam ederseniz aynı şekilde kare olur. Siz buradan hemen bir tane iki tane atlayıp
örebilirsiniz. Biraz daha yuvarlak ve toplamış olacak. Yani şu köşeyi atlayıp yanındakini atlayıp direkt de örebilirsiniz. Başka türlü toplama yaparak da yaparsınız ama bu modele en uygun bu, neden derseniz, zaten çiçeklerimiz olduğunca gösterişliler, daha fazla başka bir şatavatlı şey yapmaya gerek yok. Bu şekilde toplayacağız. Şu köşeyi de göstereyim nasıl yapacağımızı. Yine her sırayı hemen hemen buralarda, şura gibi iki sıra değil, bir tane boşluklara iki tane başına yaparak sık iğnemizi köşeye doğru gelelim. Dediğim gibi şöyle tuttuğunuzda doğaçlama nasıl güzel duruyorsa arkadaşlar, o şekilde bırakabilirsiniz. Baktınız çok bol oluyorsa aralarda atlayabilirsiniz. Sık olup geriyorsa bir tane fazla atabilirsiniz. Bakın şimdi yine köşeye geldim deminki gibi. Bu köşeyi değil de direkt şu tarafa geçmek istiyorum. Neden derseniz, köşenin karesini bozdum. Sonra diğer tarafı yaptığımız gibi iki dolgunun üstüne iki boşluğa sık iğne yaparak şu şekilde birazcık daha yuvarlamış ve güzel bir, hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiğince sizlere anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için de. Eğer ki videomu da beğendiyseniz, beğeni butonuna tıklarsanız benim için çok önemli. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.